Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özge Kurt. Bugünkü dersimizde HTML5 ile web tasarım dersinin eğitim serisinin devam niteliğinde olan linkler konusunu işleyeceğiz. Kod kısmına geçmeden önce yine kendi sistemde hazırlamış olduğum içeriğe bir göz atalım isterseniz. Öncelikle linkler web tasarımda önem arz eden bir konudur. Çünkü sitemizi oluşturduğumuz zaman birçok sayfaya bağlantı kuruyoruz muhakkak. Buradaki siteden de örnek vermemiz gerekirse, örneğin ben yazılımdan Zamel olan sayfaya bağlantı kurmak istediğimde sadece tıklıyorum ve beni Zamel sayfasına yönlendiriyor. Aslında linkler de tam olarak bu işi yapıyor arkadaşlar. Bunun için kullandığımız etiket A etiketidir. Tabii sadece A etiketi yeterli olmuyor. Href atribütünü de kullanıyoruz. Çünkü sonuçta biz bir HTML yolu ya da eğer bir normal internetten çektiğimiz bir sayfa da olabilir. Onun yolunu belirtiyoruz. Bunun için de aynı nasıl image'de search attribute varsa A etiketinde de href attribute bu işi görmektedir. Dilerseniz kod kısmına geçelim. Orada daha ayrıntılı göreceğinize inanıyorum. Öncelikle yine HTML5 kodlarımızın bulunduğu klasörümüze gelelim. Burada bir tane daha yeni bir HTML klasörü oluşturalım. İsmi links olsun. Uzantısını HTML kodu yazdığımız için HTML uzantısını yapmamız gerekiyor. Şimdi ise sağ tıklayıp editörüme istiyorum. Bir dakika arkadaşlar, bir sıkıntı oldu sanırım. Şuna links değil de link yapalım dilerseniz. Az önce de bir klasör açmıştım. Yine links ondan belki silinmediği için hata vermiş olabilir. Tamam. Şimdi arkadaşlar normal temel iskeletimizi hazır ettik. Bunları zaten artık bildiğinizi düşünüyorum. Temel iskeletimiz. Tabii ki de link bağlantımızı body'nin içerisinde yapacağız. Sebebi ise zaten sayfalar arası içerik düzenlediğimiz için içeriği body kısmında düzenliyoruz. Öncelikle kullanacağımız etiket A href etiketi olacak. Daha sonrasında benim bir yol belirtmem lazım bu kısımda. Çünkü ben oradaki yazıya ya da resme bir şeye bastığım zaman beni yönlendireceği sayfayı belirtmem lazım. Klasörümüzün içerisinde de birçok sayfamız mevcut şu anda. İsterseniz bize form ekranına, bunu bir önceki videolarımızda yapmıştık hatırlarsanız. Dilerseniz form ekranımıza bizi yönlendirsin. O zaman buraya formun uzantısıyla beraber yazıyoruz. Daha sonrasında A etiketimizi kapatıyoruz. A etiketimizin kapanış etiketi de var. Sebebi ise şu, bu araya belirleyici bir şey yazmamız lazım. Belirleyiciden kastım şu arkadaşlar, sonuçta kullanıcı taraflı olacak. Tamam, ben uzantısını belli ettim, bağlanacağı sayfayı gösterdim. Ancak bunu kullanıcı kullandığında hani bir yazıya, bir resme tıklamalı ki o kısma, o sayfaya yönlendirilsin. Hatta sitemizden de göstereceğim üzere ben burada Zamel yazısına bastığımda oradaki siteye yönlendirilirim. Ya da biraz aşağı inelim. Örneğin şurada resme tıkladığımda oradaki sayfaya yönlendirilirim. Aynı şekilde yazı ve resimlere tıklandığında da yönlendirilmemiz mevcut. Öncelikle biz yazıyı baz alalım. Madem form ekranına gönderiyoruz, o zaman belirleyici bir yazı olsun. Form için tıklayınız diyelim. Form için tıklayınız. Ctrl S ile kaydedelim. Şu an yaptığım şey, ben A etiketiyle bir bağlantı yapacağımı belirttim. Href attribütüyle bağlantı yolumu, hani tıklandığında, şuradaki yazıya tıklandığında hangi sayfaya gideceğini gösterdim. Daha sonrasında da A etiketimin bitişini yapmış bulundum. Şimdi dilerseniz tarayıcımızda çalıştıralım. Link. Evet. Kodu da yan tarafa alalım. İkisini beraber inceleyelim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, dediğim gibi etiketi tanımlayıp yolu belirttik ve kullanıcı taraflı olması için form için tıklayınız dedik. Ben şayet bunu silseydim, kaydediyorum kontrol etse, tıkladığımda hiçbir şey görünmüyor. Neden görünmüyor? Çünkü tamam, ben yolu belirttim ama kullanıcının ulaşabileceği, erişebileceği, görebileceği bir alan
oluşturmadım. Bu yüzden ben buraya sadece A da diyebilirim. Hiç fark etmez. Önemli olan burada tıklayabileceği bir alan olsun. Gördüğünüz gibi ok imleci el imlecine dönüşüyor. Ama az önceki gibi bunu form için tıklayınız. Yapalım. Ctrl S kaydedip buradan yineleyelim. Şu an beni nereye yönlendirmesini bekliyorum. Bir önceki derslerde form HTML'i yapmıştık zaten. Form sayfasına yönlendirmesini beklerim. Tıkladığım zaman gördüğünüz üzere beni form HTML'in olduğu sayfaya, yani form kısmına yönlendirdi. Bir nevi aslında şu an oluşturduğum link HTML ile form HTML'i şuradaki yazı ile href attribute'um yaptığı şuradaki yazı ile birbirine bağlamış oldu arkadaşlar. Tabii örneğimizi çeşitlendirelim. İlla bizim bir HTML uzantılı, yani burada oluşturduğum, benim şu kısımda oluşturduğum HTML uzantılı klasörlere erişme zorunluluğum yok. Örneğin ben bir şey yazdım, bir site oluşturdum ve dedim ki işte hava durumu için tıklayın dedim. Ve oraya tıklandığı zaman ben istiyorum ki kullanıcı başka bir web sitesinin hava durumu meteoroloji kısmına yönlendirilsin istiyorum. Ama benim sistemin içeriğiyle bir alakası yok. Yani benim sistemde oluşturduğum herhangi bir sayfayla alakası yok. Tamamen farklı başka bir web sitesine yönlendiriyorum. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Yine bir link, yani bağlama işlemi yaptığım için A etiketini kullanıyorum. Href etiketiyle de yolumu belirteceğim. Yine çift tırnak içerisinde, örneğin buradaki siteye yönlendirsin. Şu şekilde yapalım. Buranın adresini kopyaladım. Nasılsa ki az önce yönlendirmek istediğim, kendi hazırlamış olduğum HTML'e yönlendirdiysem, buraya da herhangi bir sitenin uzantısını yazıyorum. Yine aynı şekilde kapattım. Örneğin Oz Engineer yazdım. Yani İstiyorum ki Öz Engineer yazısı çıkacak. Öz Engineer'e bastığında onu bu siteye yönlendirecek. Şu an benim yaptığım siteden farklı, tamamen farklı bir siteye yönlendirecek. Kaydedelim. Şimdi yenilediğimiz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar, form için tıklayınız zaten az önce yapmıştık. Hemen peşine Öz Engineer geldi. Öz Engineer'e tıklayayım. Tıkladığım zaman beni gördüğünüz gibi siteye yönlendirdi arkadaşlar. Site yönlendirmesini bekliyordum zaten. Ya da yine aynı şekilde form için tıklayınız dediğim zaman form kısmına yönlendirdi. Peki burada dikkat etmemiz gereken husus şu arkadaşlar. Farkındaysanız linkler birbirine bağlantılı bir şekilde geldi. Sebebi ne? Sebebi A etiketi inline etikettir. Yani inline etiket ne demek? Tüm satırı kaplamıyor demek. Yani hangi etiketlerimiz tüm satırı kaplıyordu? Li etiketi gibi ya da paragraf etiketi gibi. Ben paragraf etiketinde yaptığım zaman ya da li etiketinde yaptığım zaman tüm satırı kaplardı ve ondan sonraki gelecek herhangi bir eleman bir alt satırdan başlardı. Ama burada A etiketinin inline etiket olduğu için böyle bir durumu söz konusu değil. Peki ben bunları ayırmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Şu şekilde hatırlarsınız arkadaşlar. BR etiketi enter'a basan, yani biraz satıra yazan, biraz satıra basan daha doğrusu etiketimizdi. O yüzden ben BR etiketini kullanarak Ctrl S yapayım. Bu iki linki birbirinden ayırabilirim. Daha çok boşluk bırakmak istiyorsam buraya daha çok BR eklerim. Her bir BR aslında bir enter'a basmak demektir. Bu şekilde linklerimi de birbirinden ayırabildim arkadaşlar. Peki ben şöyle bir şey istesem, atıyorum klasörümüze bakalım. Şu an zaten link klasörüm burada. Image'in içerisindeki Bugs Bunny fotoğrafını, resmini getirmesini istiyorum. Mesela bir link olsun şurada. Bugs Bunny desin ya da resim desin. Ben resme tıkladığım zaman beni Bugs Bunny'nin resmine yönlendirsin. Ya da Bugs Bunny'yi hatırlarsanız çok büyük bir resimdi. Daha küçük olsun. Foto JPEG'e yönlendirsin istiyorum örneğin. Bunu nasıl yapacağım? Şu şekilde yapacağım arkadaşlar. Yine büyütelim. Yine bir bağlama link olduğu için A etiketini kullanıyorum. Href etiketiyle bir yol belirtiyorum. Bakıyorum yolum neredeydi?
Şu an link etiketim buradaki klasörde ama resmim Images'in içerisindeki FotoJPEG. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Images'in içerisindeki slash dedim foto.jpeg dediğim zaman aslında şu an tam olarak yolunu belirtmiş oldum. Link HTML'im burada, buradaki klasörde ama ben diyorum ki Images'a git, Images'a git. Oradan da FotoJPEG'e getir demiş oldum arkadaşlar. Buradan da anlamalıyız ki ben Href'te illa da HTML uzantılı ya da bir site olması değil, kendi klasörümdeki herhangi bir resim bile dahi çekip sitede gösterebiliyorum. Buradan da bunu anlamalıyız. Tabii kullanıcı taraflı olması için bir şey yazmamız gerekiyor. Resim diyelim. Resim dediği zaman, resme bastığı zaman bu fotoğrafı bizi karşılasın. Şimdi yenileyelim. Şurada da birbirinden ayrı olması için yine öz engineer'da da isterseniz 2 enter yapalım. Yani 2 kere BR etiketimi kullanalım. Ctrl S ile kaydettim kodumu. Yenilediğim zaman evet resim de aşağıda geldi. Resme tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi benim kendi images klasörümdeki FotoJPEG'i aldı ve buraya yönlendirdi. Burada gösterdi arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Bunu yaptıktan sonra sitelerde şunu da çoğu kez görmüşsünüzdür. Örneğin bir içerik paylaşılır. Daha sonrasında işte bunları indirmek için işte indir butonuna basın ya da şuradaki yazıya basın, indir yazısı olur. Ve biz onun üstüne bastığımız an bir anda bizim bilgisayarımıza inmeye başlar. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Şu şekilde arkadaşlar. Eğer bir içerik açılıyorsa zaten indirilmiyordur. Açılmadığı zaman aslında indirilmeye başlar. Bunu da şu şekilde yapalım. Yine klasörümüzü getirelim. Diğer klasörümüz buradaydı. Tamam. Klasörümüzü getirelim. Örneğin indirilmemesi için şunu yapmam lazım. Şimdi HTML dosyalarına ulaşılır ya da herhangi bir dosya ulaşılır. Ama ben indirilebilmesi için indirilecek dosyayı rarlamam gerekiyor arkadaşlar. Bu HTML uzantılı bir dosya da olabilir. Bir resim galerisi de olabilir. Bir müzik galerisi de olabilir. Ya da videolar olabilir. Her neyi indirmeyi istiyorsanız, yani kullanıcının indirebilmesi, ulaşabilmesini istiyorsanız onların hepsini rarlayacağız. Peki bu rarlamayı nasıl yapacağız arkadaşlar? Örneğin ben şu tabloları indirmelerini istiyorum. Atıyorum tablolarla ilgili bir içerik paylaştım. Daha sonrasında kod için işte indire basın dedim. Ve o indire bastığı zaman tablolar koduna ulaşmasını istiyorum. Ne yapacağım? Sağ klik yapıyorum. Arşiv ekle tablolar rar diyorum. Şu an ne oldu arkadaşlar? Tablolardan bir tane de RAR dosyam var benim şu anda. O zaman benim yönlendireceğim, yani az önce nasıl bir HTML dosyasını ya da bir resmi ya da bir siteyi yönlendirdiysem href attribute'uyla, şu anda da indirmesi için bu tablolar RAR dosyasını yönlendireceğim. Dilerseniz yapalım. Evet, A etiketini kullandım. Href attribute ile yol belirteceğim. A etiketini kullanıyorum çünkü bir yine link işi var. Bir indirme işlemi yaptıracağım. Href etiketini kullandım ki çünkü yol belirteceğim. Neydi? Tablolar.rar'dı. Şu an benim pardon, şu an benim uzantım bu. Bunu da direkt indiremeyecek. Nasıl ki JPEG'i direkt indirip gösterdi ya da siteye direkt internet sayesinde bağlandı. Ya da form HTML HTML'e de aynı şekilde benim klasörümden bağlandı. Ancak RAR'ı açamayacağı için indirecek arkadaşlar. Burada da mesela indir yazalım örneğin. Yine A etiketini kapatalım. Şuraya yine iki tane BR etiketi yazalım ki daha rahat görelim arkadaşlar. Şimdi kodu yan tarafa alalım. Açalım. Yenilediğim zaman şu an gördüğünüz gibi bir indir butonu geldi. Ne yapacağım? Ben buna bastığım anda, hatta iyi detaylı bakalım arkadaşlar. İndire bastığım anda beni farklı bir sayfaya yönlendirmeyecek çünkü açamıyor. Açamadığı için indirecek. RAR dosyası çünkü. Gördüğünüz gibi tablolar RAR şu an inmiş durumda. Klasörde de ya da açarak kendim de
görebilirim arkadaşlar bu şekilde. İndiremediği için açamadığı için pardon açamadığı için arkadaşlar bize buraya yönlendirmiş oldu. Evet. Peki ben illa bir şeyi indirebilmek ya da o sayfaya bağlanabilmek için illa bir yazıya mı basıyorum ya da yazıya mı tıklıyorum? Tabii ki de hayır. Örneğin kendi sitemizde de göstermiştik şurada. Örneğin ben buradaki resme bastığım zaman da beni başka bir sayfaya yönlendiriyor. Yani illa bir yazıya tıklamam gerekmiyor. O zaman nasıl yapacağım arkadaşlar? Şu şekilde yapacağım. Yeniden konumuzu açalım. Atıyorum yine A etiketimizi kullanalım. Çünkü yine bir bağlama işlemi yapacağız. Href attribute'unu kullanalım. Çünkü bir yol belirteceğim. Yine form sayfamız olsun. Peki burada yapacağımız farklı şey şu arkadaşlar. Ben oluşturdum. Normalde ne yapıyordum? Bu araya bir yazı yazıyordum. Örneğin işte form diyorum. Form yazısını görünce kullanıcı basabiliyordu. Ama bu sefer resim yani resim olsun ve resme tıklasın istiyorum. Nasıl yapacağım? Bir önceki derslerimizde de görmüştük. Image resimler videomuzda görmüştük arkadaşlar. Burada ben image tanımlayacağım aslında. Yani linkin, A linkinin içerisine resim tanımlayacağım ki buraya bastığım zaman aslında resim beni buradaki yola götürsün. Nasıl ki yazı yazarken direkt yazı yazıp yazıya basabiliyorsam aynı şekilde de resme tıkladığım zaman resim beni form ekranına yönlendirecek. Resim tanımlamak için öncelikle image etiketini kullanıyorduk. Daha sonrasında src attribute'unu kullanıyorum. Yol belirteceğim. Yine images şu an hala kendi link html klasörümüz dosyamız burada olduğu için ve ekstra hani resmi buradan da alabilirim ama images'a girsin oradan bu sefer de box bunny'ye alsın istiyorum. Box bunny jpeg. Peki ben bunun boyutlarıyla oynayabilir miyim? Evet. Height yükseklikle örneğin 50'ye tabii ki tırnak içerisinde olsak 50'ye 50'lik bir alan oluşturuyorum. Yani resmi boyutlandırıyorum. 50'ye 50'lik bir resim olsun. Ve ben bu resmi tıkladığım zaman beni bu kısma, bu form sayfasına yönlendirsin istiyorum. Kaydedelim. Şimdi evet tıkladığım zaman gördüğünüz gibi tabii şuradan isterseniz yine br yazalım indirden sonra ki daha rahat görelim. Kaydettim. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi resmim burada mevcut arkadaşlar. Şu an resim biraz çok buğulanmış gibi görünüyor. Yok tamam yakınlaştırınca sıkıntı yokmuş. Tamam. O zaman şu şekilde ne yaptık? Ben bir resim tanımladım. Image etiketiyle, search attribute'üyle yolunu belirttim. Yani bu resim olsun dedim. Boyutlarını ayarladım ve bunu bir linkin içerisine yerleştirdim ki bu resme tıklandığı zaman beni form ekranına göndermesini, yönlendirmesini bekliyorum. Bastığım zaman gördüğünüz gibi form ekranımız geldi. Dilerseniz bir kere daha bakalım. Resmimize tıklıyoruz ve beni istediğim sayfama yönlendiriyor arkadaşlar. Burada da bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi şunu fark etmişsinizdir. Atıyorum ben form için tıklayınız dediğim zaman da yine aynı sayfa içerisindeyim. Ya da işte buradaki resme tıkladığında da yine aynı sayfa içerisindeyim. Bazı durumlarda ben bunu bu şekilde istemeyebilirim. Örneğin buradaki resme tıkladığım zaman form HTML yani form sayfası yeni bir sekme olarak gelsin. Bunu isteyebilirim. Peki nasıl yapacağım bunu arkadaşlar? Şu şekilde yapacağım. Hangisi için istiyorsam örneğin resim için dedik. Resimden başlayalım. Resme tıklandığı zaman form ekranını gösteriyor. Ben bu form ekranını yeni sekmede görmek istiyorsam target etiketin attribute'unu kullanacağım arkadaşlar ve target'a alt-blank yazarak kaydediyorum. Yani beni yeni sekmeye, yeni sekme özelliğini kazandıran, bu etikete yeni sekme özelliğini kazandıran target alt-blank'tı, blank'tır arkadaşlar. Kaydettik. Tarayıcımızda çalıştıralım. Şimdi yeniliyorum.
Form için tıklayınız, normaline aynı sekmede. Çünkü neden aynı sekmede? Form için bu target özelliğini eklemedim. Sadece resim için ekledim. Hatta diğerleri, şu özencini resmi indir için de ekstra bir özelliği eklemedim. Sadece resim için ekledim. O yüzden bunları tıkladığımda yine aynı sayfa içerisinde beni yönlendirmesini beklerim. Ancak resmi tıkladığımda burada gördüğünüz gibi arkadaşlar ekstra yeni bir sekmeye beni yönlendirmesini beklerim. Peki şöyle bir şey yapsak, bunu da web sitelerinde çoğu kez görmüşsünüzdür. Örneğin benim burada bir sürü yazım olsun, bu sitede bir sürü yazı olsun. Aşağı ineriz ineriz de daha sonrasında, hatta şuradan gösterelim. Aşağı ineriz ineriz de en sonunda şöyle başa dön ya da ok gibi bir şeyle bastığımız zaman bizi yukarıya çıkartır. Bunu yapalım. Tabii ki de bu kadar süslü, butonsal olabilmesi için CSS bilmemiz gerekiyor. Ama ana mantığında HTML'de yapıyoruz. O yüzden biz şöyle bir şey tasarlayalım. En alta indiğimiz zaman başa dön diye bir yazı yazsın ve bize en üst kısma çıkarmasını isteyelim. Bunu nasıl yapacağız? Şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Öncelikle bizim her etiketimizin kendine has, yani kendi benliğinde olan ID etiketleri vardır. Bu ID etiketleriyle aslında kişiselleşirler, kendilerine has olurlar. Şimdi ben öncelikle şuraya birçok P etiketi eklemek istiyorum. Sebebim ise şu arkadaşlar, çünkü sayfam biraz aşağıya gitsin. Şu anda hani sayfa aşağı kaydırmalık bir durum yok. Onu oluşturmak istiyorum. Kopyalayayım. Birkaç tane şu şekilde yapıştıralım. Kaydettim. Şimdi yenilediğim zaman gördüğünüz gibi aşağıya inebiliyorum. Evet. Bu şekilde aşağıya doğru inebiliyorum. Şu an istediğim şey şu arkadaşlar. Ben en aşağı indiğimde bir başa dön butonu olsun, yazısı olsun. Ona tıkladığım zaman beni direkt en üste getirsin. Şimdi bu dikkat etmeniz gereken şey, en üstteki etiket, başlık ya da her neyse o hangisi? Buradaki en üstteki şey form için tıklayınız. Bu kısım benim en üstteki elemanım. O zaman buna, yani form için tıklayınız bu kısmına bir ID veriyorum. ID verdim. Dedim ki ID'si ilk ya da başa dön olsun. Başa dön. Neden bu ID'yi verdim? Fark etmez. Buraya istediğinizi yazabilirsiniz ama neden bu etikete, ilk etikete ID değeri verdim? Çünkü birazdan bunu kullanacağım. Yani en alta indiğim zaman başa dön diyeceğim ve şuradaki etiketle bağlayacağım ki beni bu yukarıya yönlendirsin. Öyle değil mi? Şimdi bunu yapacağız. En alta iniyorum. Geldim. Tüm bu paragrafların altında dedi ki A dedi mesela, craft dedi ve bir şey yazması lazım. A'yı kapattık. İçerisine de başa dön dedi. Örneğin başa dön. Yaptığımız şey ne arkadaşlar? Normalde ben bir etiket, A etiketi tanımladım link için. Yani bağlıyorum şu an. Hani herhangi bir sayfaya da yönlendirebilirim. Aslında şu an istediğim şey aynı sayfaya yönlendirmek. Ama aynı sayfanın en üst kısmına yönlendirmek istiyorum. Şu an sadece bunu yaptığım zaman yenileyelim. En altta yazı çıkar. Bastığım zaman şu an, pardon ben şey yaptım. Şu an hiçbir diyez vermediğim için oluşmayacak. Benim şu an buradaki ID ile şu kısımdaki ID ile birleştirmem gerekiyor arkadaşlar. Gelelim buna, basalım. Bu neden yukarıya çıktı? Evet, benim basmam da olmamış. Şöyle yapalım. Muhtemelen tek ID bu olduğu için, başkalarına ID vermedik şu anda biz. Ve bu ID aldığı için bunu yapıyor muhtemelen. O yüzden istersen şuradaki P etiketini de birine ID verebilirim. Atıyorum A olsun. Tamam. Şunu biraz daha büyütelim ki paragrafımız uzun olsun. Şimdilik şu kısmı siliyorum arkadaşlar. Bunu birazdan paragraf kısmında göstereceğim. Diyez dedim. Diyez dediğim zaman şu kullanılıyor arkadaşlar. Başa dön linkini tıkladığımız anda, yani şuradaki linke, en alttaki linke tıkladığımız anda diyez işareti olduğundan, buradaki diyez işareti diyoruz. Sayfa içerisindeki o diyezi arar. Ben buraya diyeceğim ki başa dön. Yani burada dedim ki
Sana bir link veriyorum ama diyezle veriyorum. Yani aynı sayfa içerisinde ID'si başa dön olanı ara diyorum. Başa dön ID'si kimde var? Buradaki kısımda var. O zaman anlıyor ki benim bu başa dön ID'sini bulmam lazım. Bulduğu yere kendini yönlendiriyor. Kontrol S'de kaydedelim. Burayı yenilediğimde şimdi en aşağı inelim. Başa dön dediğim zaman aslında bakın şu form için tıklayınız kısmını buldu ve oraya yerleşti arkadaşlar. Biz bunu tabii ki de paragraflar arasında da yapabiliriz. Örneğin ya da menülerde şu kısımlar da oluyor. Atıyorum şuraya tıklayalım. Atıyorum işte şu yukarıda yazılım oluyor. Bunda şu an yok ama yazılım kısmına bastığımız zaman şu kısma bunun izasına geliyor. Ya da soru çözümleri kısmına bastığımız zaman soru çözümleri kısmına geliyor. Aslında bir nevi paragraflar arasında dolaşıyor. Biz bu ID'yi tabii ki de paragraf etiketine de verebiliriz. Tüm etiketlere verebiliriz. Örneğin ben A dedim. Bunun ID'sine A dedim. Ve aşağı indim. Bir etiket daha tanımlıyorum. Aref diyorum. Diyez diyorum. Ve A yazdım. Dedim ki ID'si A olanı bul ve oraya git dedim. Buraya tıkladım. İlk paragrafta öyle değil mi? Mesela dedim ki ilk paragraf. Kapattım A etiketini. Kaydedelim. Yenilediğimde en aşağı indim. İlk paragrafa git dedim. Aslında şu an ilk paragrafa gelmişiz. Boyutundan dolayı evet. İsterseniz biraz daha şöyle büyütelim de çıktığını anlayalım. İlk paragrafa bastığım anda gördüğünüz gibi aslında ilk paragraf kısmına geldi. Tekrar bakalım. İlk paragrafa basıyorum. Şu an en üstte ilk paragrafı getirdi. Onun üstünde zaten resim kısımları var. Arkadaşlar ID'yi de bu şekilde kullanıyoruz. Önemli. DS kullanımı da önemli. Yani genel olarak link kullanımı önem arz eden bir konu. Çünkü yaptığımız sayfaları birbirine bağlama ihtiyacı muhakkak duyacağız yapılan web sitesinde. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.